özellikle aracımızın önü kesildi. İnsanlar sevgi selinde bulundular, sağ olsunlar. Son düzlüğe giriyoruz. Son düzlüğe giriyoruz. Aramızda bulunan özellikle genç arkadaşlarıma sormak istiyorum. Parola net. Parola net. 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Şimdi ben buraya izin verirseniz Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı davet etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş selamlıyor sizleri. Hoş geldiniz Sayın Başkanımız. Maşallah dedi, maşallah, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konuşmama başlamadan önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili liderler, hani bazı yaramaz çocuklar vardır, bazen bir şeyi paylaşamaz, haksızdır. Haksız olunca ya kavga eder, ya hakaret eder, küfür eder. Şimdi 2019'da Ankara'da belediye seçimleri yapılırken anketler yükseldikçe iftiranın da dozu arttı. Birkaç tane örnek vereceğim. Şimdi gençler, bakın buradan biz Denizli'ye gideceğiz. Öncelikle biz artık tatlı dili hakim kılacağız, sevgi dilini hakim kılacağız. Onun için yuhla muhla vakit kaybetmeyeceğiz. Gençler de tezahür edeceklerse, benim sözümü kesmeden arkamdan ne yaparsanız yapın biz gittikten sonra, oldu mu? Evet, 2019 yılında aday olduğumuzda, baktılar anketler ters çıkıyor. Dediler ki bunlar gelir gelmez işçileri çıkaracaklar. Lütfen. Ben o zaman arkada durayım. Lütfen. Evet, seçildik, bir kişi çıkarmadık. O yetmedi, sosyal yardımları kesecek dediler. Artık bütün Türkiye duyduğu için çok kısa anlatacağım. Eskiden bir tane müteahhitten ihaleyle mal alırlardı. Kapı kapı, koli koli dağıtırlardı. Gelen kamyonun üzerinde de Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım aracı yazardı. Yani bir yandan övünürken bir yandan karşıdakini incitirlerdi. Gelir gelmez hemen bir başkent kartı çıkarttık. Bütün dünyada geçerli. Şimdi biz ona para yatırıyoruz. Aileler gidip köylerdeki bakkala, kasaba kadar gidip ailesinin, çoluğunun, çocuğunun ihtiyacı neyse onu alıyor, bir elin verdiğini öbür el görmüyor. Sadece o değil, hızlı geçiyorum. 60 bin öğrenci Ankara'da destek alanların öğrencisi ücretsiz gelip gidiyor okuluna. 16 bin öğrencinin servis ücretini ödüyorum. 15 bin küsur öğrenciye kantin yardımı yapıyoruz ki arkadaşları kantinden alışveriş yaparken onlar mağdur olmasın diye. Tamamının çoğunun KPSS ve diğer sınav ücretlerini yatırıyoruz. Onlar da okuyabilsin diye. Onlar bari yardım alan aile olmasın, kendini yetiştirsin diye. Yetmedi. 200 bin aile suyun tonunu 1 liradan içiyor. Eskiden tonunu 20 liradan içiyorlardı. 30 liradan içiyorlardı. 200 lira ayrıca yine ceplerinde kalıyor. 200 bin aileye 3 her ay 2 yıldır doğalgaz veriyorum ki evde çocuklar üşümesin diye. Evet, 17 aydır 200 bin aileye birer kilo et parası yatırıyorum.
başka yerde harcayamıyor. Sadece eve et alabiliyor. O çocuklar protein alsın. Gelişme güçlüğü, öğrenme güçlüğü çekmesinler diye. Hani yardımlar azaltılıyordu? Dolayısıyla seçim zamanında söylenen sözlerin hiçbirisine inanmayın. Neyse, biraz daha geçtik. Anketleri iyice artınca bu sefer rakibim şunu söyledi. Ankara'da dedi, Sayaşları PKK'lılar okuyacak, faturaları da DHKP'liler götürecek dedi. Ne oldu birader, ne oldu? Hani PKK'lı? Bir tane bulabildiniz mi PKK'lı benim belediyemde? Dolayısıyla bunlar seçimi kazanmak için her iftirayı atarlar. Ve devletin bekası söz konusu diyorlardı. Ankara İstanbul'u giderse devletin bekası tehlikeye düşer diye. Tam tersine çözüm sürecinde gidip PKK'lılar istedi diye kaldırdıkları TC tabelasını ilk hafta geldik yerine çaktık. Bu arada baktılar ki Millet İttifakı'nın seçtiği hiçbir belediyede işten çıkarılan yok. İnsanların başörtüsüyle uğraşan yok. Yani ne kadar iftira attılarsa onların hiçbirisi olmuyor. Hemen gittiler ayın 6'sında, Mayıs'ın 6'sında İstanbul seçimini iptal ettiler. Ne diye? Bir zarfın içinde 4 tane pusulu var. 3'ü geçerli, 1'i geçersizmiş. Nasıl yapılabiliyorsa. Neyse. Başladık İstanbul seçimine. Biz de gidiyoruz artık. Ekrem Bey'e yardıma. Bakın diyoruz, dediklerine inanmayın. Neyse. Bu sefer başladılar. Devletin bekası bitti. Çünkü o konunun yalan olduğu ortaya çıktı. Bu sefer dediler ki İstanbul düşerse Kudüs düşer. İstanbul düşerse Mekke düşer. İstanbul düşerse Büyük İsrail kurulur. Evet, İstanbul'u Ekrem Bey aldı ama hepsi yerli yerinde duruyor. Ne alaka? Ne alaka? Hayır. Seçime girerken biraz milliyetçi olmaları lazım. Biraz da muhafazakar olmaları lazım ki ancak seçmeni korkutup öyle ikna etmeleri için. Neyse, baktılar millet ona da inanmıyor. Ne yapsalar iyi. Hatırlayın, bunların yedek kuvvetleri var. Şimdi gene sürdüler piyasaya. Getirer 33 askerimizi Bingöl'de şehit eden olayın planlayıcısı Osman Öcalan'ı AK Parti'ye oy verdirmek için televizyona çıkardılar. Evet, oy etmedi. O yetmedi. Şimdi ikide bir deyip duruyorlar bebek katilini serbest bırakacaklar diye. Gittiler o bebek katilinden mektup getirip devletin televizyonda okuttular. Niye? AK Parti'ye oy versin, Binali Yıldırım kazansın diye. Yapmadılar mı? Şimdi de yapıyorlar, merak etmeyin. İnsanların gözünü boyamak için şimdi birazcık milliyetçilik sosu, biraz muhafazalık sosu veriyorlar, geçiyorlar. Söyledikleri söz şu, eğer diyorlar 14 Mayıs'tan sonra siz şampanya içerek kutlayanları mı yoksa şükür namazı kılanları mı oy vereceksiniz? Ben anlatayım, bir dakika ben anlatayım. Biz Ankara'da seçimi kazandık, otobüsün üzerine çıktık. Dedik ki Ankara halkına teşekkür ediyoruz. Bu saatten sonra biz rozetimizi çıkarttık. Oy versin vermesin bütün Ankaralı'ya hizmet edeceğiz. Ve asla zafer kazanmadık. Sadece 5 yıllığına görevi devraldık. Çünkü zafer kazanman için karşında düşman olması lazım. Ankara'da veya Türkiye'nin hiçbir yerinde bizim düşmanımız yok. Yine yok, yine yok. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'na oy verecekler de başımızın üstündedir. Millet İttifakı'na oy verecekler de başımızın üstündedir. Seçmene hiçbir deme hakkımız yok. Cenab-ı Allah 7,5 milyar insan şu anda yaratmış, yeryüzünde yaşıyor. Her birinin fikri ayrı ayrı, gayet normal. Herkes bir şekilde düşünecek. Neyse, ama toplumu bu şekilde dindar, dindar olmayan diye ayırıyorlar. Sabah oldu. Hep beraber Ankara'nın manevi sahibi Hacı Bayram Camii'ne gittik. Şükür namazımızı kıldık. Bütün duvarlara da
Haydi bismillah başlıyoruz dedik, başladık. Dolayısıyla sadece şükür namazını kendileri kılar. Kendilerinde de hiç şampanya içen yok gibi konuşuyor. Nasıl kutlarsa kutlasın, sana ne? Şimdi böyle der demez benim aklıma bir şey geldi. Hani bunların her cuma günü böyle bir Google'a girip bilmediği için internetten bir olup bir tane ayet sallayan bir bakanları vardı. Hiç yüzü kızarmadı. Kimse ona tek kelime laf etmedi. Hakkında yolsuzluk iddiaları vardı. Onun biliyorsunuz internete düştü. Kocaman şişeyi devletin uçağında devirmiş, güzelce gözler dönmüş, bayılmış bir görüntüsü vardı. Sayın Bakan, buna tek kelime ettiniz mi? Etmedikleri gibi bu tür insanları büyükelçi yaptılar. Şu anda devletin adına büyükelçilik yapıyor. Onun için kimin daha dindar olup olmadığını Cenab-ı Allah'tan başkası bilmez. Siz ne sanıyorsunuz Allah'a şirk koşuyorsunuz, millete hüküm veriyorsunuz? Oysa onlar ne zaman kaybetti biliyor musunuz? 2002'de gelirken bir lokma bir hırka diye gelip Mekkeli yetimin bir şilteyi bile istemediğini anlatıp biz sadece ve sadece dünyalık için değil sizin öbür dünyanızı da kurtaracağız diye gelip bize cennete vaat edip cehenneme çevirdiğiniz için kaybettiniz. Haksızlık, haksızlığa uğrayan kim olursa olsun mutlaka hakkını savunmanız gerekirdi. Eski dönemlerde böyle yapıyordunuz ama iktidar olunca artık haksızlık yapılan sizden değilse vur tepesine dediğiniz için kaybettiniz. Siz seçilirken 2002 yılında söz verdiniz. Aynen Hazreti Ömer'in mumu gibi devletin mumuyla kendi işimde kullanacağım mumu ayıracağım diye söz verdiniz. Şimdi devletin uçaklarını bütün seçimde her yerde kullanıyorsunuz. Devletin imkanlarını her yerde kendiniz için kullanıyorsunuz. TRT hepimizin vergi vererek o vergilerden kesilerek bütçe ayırdığı TRT'de Sayın Cumhurbaşkanı 32 dakika konuşturuyor, 32 saat Sayın Genel Başkanımızı 32 dakika konuşturuyorsunuz. Nereden nereye? Şunu söylüyorum bakın, bu bütün AK Parti yöneticileri, iktidar yöneticileri için geçerlidir. Ellerine vicdanlarına koysunlar, 2002'deki aile fotoğraflarına baksınlar. Bir düşünsünler, 2002 yılında ben neredeydim, şimdi nereye geldim, bir baksınlar. 2002'deki hallerinden eser kaldı mı? Evet. Fakat ağzını açan birisi olup da niye benim yok dediği zaman hemen cevap bu. Şükret hemşerim, şükret. Bunu da bulamayanlar var. Evet. Evet, şükrediyoruz. Allah'a bin şükür ama fakiri, fukarayı, yoksulu unutarak şükür falan olmaz. Siz böyle söz vermiştiniz. Neyse. Evet, İstanbul'da da bu hukuksuzluğa İstanbul halkı tam 806 bin farkla demokrasiyi gasp edenleri sandığın dibine gömdü. Diyorlar ki biz gidersek şu olur bu olur. Ya siz Ankara'da gittiniz. Sosyal yardımları anlattım. Ankara için güzel olmuş mu? Eskiyle yeni kıyaslarsanız kırsal kalkınmadı. Biraz hızlı geçiyorum. Not tohumu dağıtırım. Çiftçimiz çok, arazimiz de çok. Arpa buğday tohumu dağıtırım. Belediyede ürettiğim sıvı gübreyi çiftçiye veririm. O yetmedi bir de deposunu doldururum mazotla. Ankara için üretsin diye. Ankara'nın bütçesinden harcadığımız para 4 yılda 650 milyon lira. Ankara'nın çiftçinin cebine tam 4,5 milyar lira para koyduk. İşte belediyecilik budur o. Yapamaz dedikleri belediye. Neyse bir de baktık ki Sayın Cumhurbaşkanı Ankara seçimlerinde devreye girdi. Mansur Yavaş 35 bin nüfuslu kıyıda küçücük bir belediyenin başkanı nasıl yönetir diye. Nasıl yönetti? Gelir gelmez. İhaleler açık. Kırım yüksek. İsrafı ortadan kaldırdık. Tam 3500 ihalemiz şu anda internette yayınlanıyor. Yönetemez dedikleri Mansur Yavaş 5 katrilyon eski borcu ödedi. 1,5 katrilyon benden Ulaştırma Bakanlığı bu arada fazla para kesti.
1 milyar lira Çevre Bakanlığı'ndan alacağımız var. Çok şükür belediyenin hizmetleri tıkır tıkır gidiyor. Hem sosyal yardımlar artarak gidiyor, hem kırsal kalkınmaya destek olup hem de bütün altyapı çalışmalarını devam ediyorum. Bunun karşılığında da uluslararası şeffaflık ödülü aldık. Dolayısıyla Millet İttifakı geldiği zaman olacak şey şudur. Bu sosyal yardımlar artık kimsenin insafına bırakılamayacak. Aile destek sigortası adı altında her aile mutlaka çoluğunu çocuğunu yedirecek, giydirecek, askeri hayat standartına sahip olacak. Kırsal kalkınmada da işte biz aynı destekleri yapacağız, yapmak zorundayız, yoksa aç kalacağız. Sebebi şu, artık buraların tamamı çölleşiyor. İklim krizi nedeniyle biliyorsunuz üretimde çok büyük sıkıntılar var. Ya sel oluyor, ya kuraklık, ya yangın. Onun için çiftçimizi üretmeye sevk etmek zorundayız. Şimdi pandemi döneminde örneğin Ukrayna bize un vermedi. Yine Ukrayna-Rusya savaşı çıktı. Önce kendi insanını düşünüyorum. Oysa biz şu soruyu kendimize soralım. Biz çocukluğumuzu okullarda okurken Türkiye kendi kendine yeten dünyada ender ülkelerden biriydi. Ne oldu şimdi? Samanı dışarıdan getiriyoruz, eti dışarıdan getiriyoruz, her şeyi dışarıdan getiriyoruz. Şimdi yine başladılar getirmeye, patates, soğan pahalı olacak diye dışarıdan ithal ediyorlar. Halbuki üreticinin maliyetini azaltın, bizim yaptığımız gibi destek olun, ucuz üretsin, hem Türk insanı ucuz yesin, hem de Avrupa'ya dahi ihraç etsin. Ama Tarım Bakanlığı biliyorsunuz tarımı geliştirmek için Sudan'dan Afrika'da ve Nijer'de yer kiraladı. Buradaki tarımı halletti de sıra oraya geldi. İşte artık hükümetin bakış açısı ortada. Şimdi ağızlarında tek kelime var. PKK, PKK, PKK. Seçim geldi ya, milliyetçi olmaları lazım. Birçok insan şunu unutmaz. Sayın Cumhurbaşkanı bir tarih. O çözüm sürecine girdiğinde ben her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım dedi. Herkesin bir milliyetçilik anlayışı var. Ama bu her türlüsünü tümden reddediyorum dedi. Maşallah şimdi seçime mi gidiyoruz, savaşa mı gidiyoruz bilmiyorum. Toprak, tüfekler, uçaklar meydanda. Fakat açlık konuşulsun istemiyorlar. Enflasyon, pahalılık konuşulsun istemiyorlar. Aynı Ankara seçiminde insanların gözüne bant bağlayıp ya hepiniz duymuşsunuzdur. Benden önceki dönemde abi ya adam çalışıyor, çalıyor ama çalışıyor lafını duymadınız mı? Evet, onların hesabını da soruyoruz. 16 katrilyon Anka Park'a gömdü, kendi adamları gitti mal getirdi orayı işletti. 9 milyarlık Türkiye'nin bugün en zengin adımlarını ortaya çıkaran bir belediye var. Onların hepsi şu anda yargılanıyor. Dolayısıyla onların ortaya çıkmasını engellemek için bu yalanları attılar. Şu anda da böyle PKK lafları, işte İHA'lar, SİHA'lar, gemiler, bakın şunu açıkça söylüyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bunlar 90'lı yıllarda başladı, bu aşamaya geldi. Anadolu gemisini yapan tersane 72 yılında yapıldı, iyi ki yapmışlar. Ama şimdiye kadar böyle silahlı kuvvetlerimizi hiçbir zaman siyaset alet etmediler. Önüne gelen her yerde İHA'lar, SİHA'lar şöyle güçlüyüz. Bakın buradan ilan ediyorum. Elbette milli savunmamız çok güçlü olmalı, hiç şikayetimiz yok. Ama bir ülkenin büyüklüğü, liderliği, itibarı halkının geçimiyle direkt alakalıdır. Sizlerin çocukları, dün okuduk, karakola girip polisin dahi tokat atacak cürete sahipler. Yine bir tanesi diyor ki, sağlıkta çok ilerledik. Eskiden doktorlar bizi azarlıyordu, şimdi hastanede doktorları döver hale geldik diye övünüyor. Nereden nereye? Sağlıkçılar yurt dışına gitmek istiyor. Sağlıkçılara diyorlar ki nankörsünüz. Öğrenci bir şey istiyor, sizler asalaksınız. Bakın, biz en az sizin kadar milliyetçi,
en az sizin kadar muhafazakarız. Sizin yaptıklarınız ancak İslam'a zarar veriyor. O füzeleri de, topları, tüfekleri de Amerika ve Rusya gelip bizim sınırımızda devlet kurdurmak istedikçe, PKK'ya silahlı eğitim verdikçe o füzeler gidecek, onların başına füze olarak yağacak. Sadece kendinizi sanıyorsunuz. Orada askerlerimizin başına Amerikalılar çuval geçirdiğinde ne yaptınız? Nota ver dediler, verdiği cevap, bu müzik notası mı dediler? İlk defa bu meydanda söylüyorum, bakın ilk defa. Bunlar böyle bu müzik notası mı deyince, askerden birilerinin zoruna gitti, bunu iyi anlayın. Ne yaptı biliyor musunuz? Amerikalıları bir yerde kıstırdı. Cep telefonlarını kırdı, attı bana ulaşamasınlar, durdurmasınlar diye. O askerin başına çuval geçirenlerin komutanı dahil hepsini çırılçıplak soydu ve fotoğrafladı. Çuval öyle geçirilmez, böyle geçirilir diye derslerini verdi. Ama biz nota bile veremedik. Dolayısıyla öyle PKK'yla şunla bunla kandıramazlar. Bakın, 3 defa meclise pişmanlık yasası getirdiler. 3 defa. Bunların içinde şu var. 1 defa da olsa terör örgütü kurucusunun pişmanlıktan yararlanması. 2006'da, 2008'de, 2012'de getirdiler. O zamanki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri meclis tutanaklarında var, itiraz edince çıkarmak zorunda kaldılar. Şimdi şu İstanbul'da, Ankara'da yaptıklarına bakarsanız, bunlar seçim kazanmak için Öcalan'a da adam gönderirler. Gönderdiler mi gene? Gönderirler. Bunlar Kandil'e de adam gönderir. Gönderir mi? Ondan sonra da bizi suçlarlar. Bizim de Kandil'le ne şununla bununla işimiz olmaz. Gayet nesiz. Türkiye Cumhuriyetlerle de devam edecek ilişkilerimiz. İslam coğrafyasıyla da devam edecek. Yani 21 yıldır bir başkasını görmeyince artık vatandaşı da unuttular ama muhalefetteki herkes herhalde başka bir şey görmeye başladılar. Ama şu net, kendileri yüksek bir yerlerde oturdukları için, oturdukları semtler değiştiği için acım diye nazına kürekle verin, soğan pahalı diye nazına da soğan kafa diyerek hakaret etmeye başladılar maalesef. Şimdi biz peki PKK'ya niye karşıyız? Yıllardır, 40 yıldır mücadele ediyoruz. Elinde silah olan örgütle zaten müzakere edilmez, mücadele edilir. Bunu hatırlıyorsunuz. Peki ne istiyor PKK? Ayrı bir devlet de kurmak istiyor, özerklik istiyor, öyle mi? Federasyon istiyor, diyor ki Türk bayrağı denmesin diyor vesaire. Bize hep 6 tane benzemez yan yana geldi diye eleştirdiler. Şimdi aynı görüşleri savunan Hüdapar'ı yanlarına aldılar. Yuhlamayın, yuhlamayın. Soruyorlar, meclise gidip yemin edecek misin diye, bir bakacağım diyor. Peki hükümet kanadını soruyorlar, Hüdapar, o bizden değil diyorlar, o ittifakı değil, ayrı diyorlar. Ben de diyorum ki, utanıyorsanız niye aldınız? Diğer Hüdapar'a da diyor ki, ya sizden utanıyorlar, ne işiniz var orada? Hep 2 yıldır altılı masa, altılı masa konuştular. Cenab-ı Allah onları da altıyı tutturdu. Fakat bizimkiler altılı masa geldi, oturdu, 2400 maddelik mutabakat metninde anlaştı. Ne yapacaklar orada? Madde, madde yazıyor. Öbür tarafta öyle bir şey de yok. Dolayısıyla 5 benzemez, 6 benzemez kendileri oldu. Ben diyorum ki artık ekonomik olarak verecekleri bir şey kalmadı. 2 yıldır değiştiriyorlar, değiştirmedikleri Hazine Bakanı, Merkez Bankası Başkanı kalmadı. Bu tarafta da Şampiyonlar Ligi olarak adlandırabileceğimiz ekonomistlerimiz var. Bunları 21 yılda yapamayıp, hala yapamadıklarına, hala bir çözüm bulamadıklarına göre bundan sonra değişti de yapacak bir şey yok. Ancak ağzını açana PKK, ağzını açana FETÖ, sus konuşma deyip açlığı, pahalılığı durdurmak istiyorlar. Şimdi burada gençler var. Gençlerden birisi bir şey söylediği zaman çıkartmak için cep telefonu, kaç paralık cep telefonu taşıyorsun, bir de kalkıp işsizim diyorsun demiyorlar mı?
Ben de diyorum ki bu ülkenin bütün gençleri en iyi cep telefonu, en iyi araba, en iyi ev, en iyi bir yaşam şekli, tatil hayal etmek ve bunu umut etmek onların hakkıdır. Sadece ve sadece sizin çocuklarınızın hakkı değildir diyorum. Ve ben diyorum ki 21 yıl sonra şu işittiğimiz sözlere bakınca, mesela diyor ki Hazine Bakanı, öyle bir güruh var ki diyor, bizi almak için memleketini satar diyor. O gençleri güruh olarak adlandırılıyor. Artık sevgi diliyle gençlere yaklaşan, sevgi diliyle vatandaşı kucaklayan mutlaka bir yönetime ihtiyacı olduğu ortada. En son Hüdapar'ın yöneticisi şunu diyor, Mısırlar Sunni, Birinci Dünya Harbi'nden sonra onu birileri çizdi, Mısırlar ortadan kalkması lazım diyor. Şimdi HDP'ye bakanlık verecek. HDP'ye bakanlık verirse, Meral Hanım açık açık söylemedi mi? O masada biz onlar olursa biz olmayız demedi mi? Nasıl olacak bu? Peki kendiniz HDP'ye bakanlık vermediniz mi? Verdiler. Görüşmediniz mi? Görüştüler. Şimdi diyor ki grup başkan vekili ikinci tura gelirse herkesle görüşürüz. Herkes kim? İmralı'ya giden hakim kim? Ne görüştünüz? Ne talep ettiniz? Kalkıntıcı olmazsa başkasını da lütfen suçlamayın. Sonuç itibarıyla şöyle bir şey söylüyorum. Bakın arkadaşlar, benim bildiğim iyi bir Müslüman önce kul hakkını riayet eder. Kul hakkı çok önemlidir. Müslümanın, iyi bir Müslümanın ağzından bal damlar. Kötü söz söylemez. Nefret sözü söylemez. Hakaret etmez. Bu toplumun yarısını hain, yarısını bilmem neci ilan etmez. Bu ülkede herkes vergi veriyor, askere çocuğunu gönderiyor. İstediği tercihi kullanmak zorundadır. Hakaret ederek oy alma yolunu seçin. Bu memleketi bölerse bu dil böler. Bu ülkede beka meselesi varsa artık bu iktidardır beka meselesi ortaya çıkaran. Bu kadar 6-7 milyon Suriyeli'yi doldurdunuz. Bir 5 yıl sonra, bir 10 yıl sonra olabilecekleri düşünüyor musunuz? Maalesef çok çok kötü, bir an evvel bu iktidarın değişmesi lazım. Bunu dillendirince de diyorlar ki canım, seçim yoluyla darbe yapacaklar, bizi indirecekler. Kardeş, biz seçime sizi indirmek için gidiyoruz. Bundan daha doğal bir şey var mı? Sizi yapamadınız diye geliyoruz. İktidar olmak istiyoruz. Bunun da tek yolu seçim, öyle mi? Ve gençler, özellikle sizlere sesleniyorum. 6 tane farklı genel başkan yan yana geldi. Uzlaştılar. Diyorlar ki nasıl uzlaşırsınız? Kavga mı edelim? Bu memleket kavgadan çok çekti. Artık kavga yok. İnsanlara birbirine sevgi diliyle seslendi. Hoş baktığı zaman geldi. Herkesi kucaklama zamanı geldi. Ve bunun için 6 siyasi parti genel başkanı bir mutabakat metni yaptı, listelerini hazırladı, seçime giriyoruz ve inşallah birleşe birleşe kazanıyoruz. Evet, birleşe birleşe kazanacağız. Daha iyi günler olacak. Millet İttifakı'nın belediyelerinde herkes memnun. Onlara da onlar gelirse şöyle olur, böyle olur atmadıkları iftiralar kalmadı. O değişen belediyelerde gelin. Ankara'da çok nideli var, akrabanız vardır. Bu kardeşiniz bir kişi ayırmış mı? Ona bir bakın. Dolayısıyla biz size mutluluk ve huzur vaat ediyoruz. Refah vaat ediyoruz. Ve ayın 15'inde inşallah Sayın Genel Başkanımızı 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz ve Kızılay'da karşılayıp inşallah Çankaya'ya hep beraber yolcu edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturtacağız. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.
Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili liderler, değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. Sevgili genç arkadaşlarım, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Ben şimdi buraya, sizlerin huzuruna 85 milyonun Cumhurbaşkanı'nı, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. Ruhum adalet, ruhunda asaret, gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Ruhum adalet, ruhunda asaret, yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Hukuk, adalet, ruhunda asaret, gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Hukuk, adalet, ruhunda asaret, yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Çok teşekkür ederim. Beraber Türkiye'yi zengin bir ülke haline getirecek miyiz? Söz mü? Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirecek miyiz? Bu ülkede alın terine değer verecek miyiz? Bu ülkede herkesin aşı, herkesin işi olsun istiyor muyuz? Ben de size söz veriyorum. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrım yapmadan. Hiçbir ayrım yapmadan. Onların yaptığı gibi yapmayacağım. Herkesin benim başımın üstünde yeri var. Herkesin. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Ayrım yaparsanız onlara benzersiniz. Ayrım yapmayacağız. Türkiye'nin bir sorunlar yumağı içinde olduğunu biliyorum. Her evde hüzün olduğunu, her evde sorun olduğunu biliyorum. Pırıl pırıl gençlerimizin geleceğini yurt dışında aradığını biliyorum. Tarlalara çiftçileri küstürdüler. Ektiği ürünün karşılığını alamadığını biliyorum. Borç içinde çırpınan çok sayıda vatandaşımı biliyorum. Esnafımızın, çiftçimizin, üreticimizin sıkıntı içinde olduğunu biliyorum. Ama benim bu millete bir sözüm var. Kul hakkı yemeyeceğim ve kul hakkı yedirmeyeceğim. Ben bunu söylüyorum ya, bekliyorum ki onlar da desinler. Biz de kul hakkı yemeyeceğiz ve yedirmeyeceğiz diye. Ama bakıyorum tık yok orada. Konuşmuyorlar. Onların neler yaptığını ben gayet iyi biliyorum. Nasıl soyduklarını çok iyi biliyorum. 20 yılda 418 milyar doları nasıl iç ettiklerini biliyorum. Mal varlıklarını dışarıya nasıl götürdüklerini biliyorum. Ama o paraların Türkiye'ye getirmesini istiyor musunuz? İstiyor musunuz? Kaçırılan milyar dolarların Türkiye'ye getirilmesini istiyor musunuz? Bir de bu tarafa soralım, buradan tık yok. Kaçırılan paraların Türkiye'ye getirilmesini istiyor musunuz? Vallahi de billahi de son kuruşuna kadar o paraların tamamını getireceğim. Tüy bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar arayacağım. Gençler, size de bir sözüm var. Bir, 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. 5 milyon 300 bin genç. Türkiye'nin değişimi sizin elinizde. Türkiye'ye huzuru getirmek sizin elinizde. Türkiye'ye demokrasiyi getirmek sizin elinizde. Hakça bölüşmeyi bir siyasal anlayış olarak getirmek sizin elinizde. İşsizliği, yoksulluğu bu topraklarda bitirmek sizin elinizde. Sizden de bir isteğim olacak. Umudunuzu hep dışarıya bağladınız. Acaba dışarıya gitsem daha mı iyi yaşarım diye. Ben
sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için elimden gelen her çabayı göstereceğim. Bundan emin olmanızı isterim. Bundan emin olmanızı isterim. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Bunların tamamını gerçekleştireceğim. Bakın gençler, sandığa gideceksiniz ve oyunuzu kullanacaksınız. Şunu istiyorum. Siz de istiyorsunuz. Huzur içinde yaşamak istiyorsunuz. Efendim bir tweet attım. Annem babam hemen dedi ki aman ha oğlum bu tweet'i sil. Efendim başımız belaya girer. Benim size sözüm var. En rahat eleştireceğiniz Cumhurbaşkanı bu kardeşiniz olacak. Rahat eleştireceksiniz. Neden biliyor musunuz? Birileri eleştirilmekten korkuyor. Ya eleştiri kadar değerli bir şey yoktur. Çünkü bizim eksiğimizi, bizim hatamızı söylüyor. Bakarsın eksiğimiz varsa şurada bir eksiğimiz var dersin. Yanlışımız varsa bir yanlışımız var deriz. Ne demiş atalarımız? Akıl akıldan üstündür. Belki o benden daha iyi olayı biliyor. Daha iyi sorunu çözmeyi biliyor. O zaman istişare çok önemlidir. İstişare. Yani bir devlet bir kişinin iki dudağına teslim edilemez. Devlette istişare, devlette adalet ve devlette liyakat şarttır. Çünkü devletin temeli adalettir. Hiç kimsenin bunu unutmasını istemem. Adalet sadece mahkeme salonlarında olmaz. KPSS sınavına girip ilk onun içinde ikinci, üçüncü, beşinci olup da mülakatta eleniyorsa bir gencecik pırıl pırıl evladımız onun hakkı yenmiş oluyor demektir. O nedenle mülakatı kaldıracağım. Ben söylüyorum kaldıracağım. 22 yıldır o da şimdi söylemeye başladı. Ben de kaldıracağım diye. Elinden tutan mı var? Kaldırsana kardeşim. Kaldır. Kaldırmadılar az kaldı. Ayın 15'ine az kaldı. 14'ünde gidiyoruz. 15'inde yeni bir Türkiye uyanacağız. Huzurlu bir Türkiye uyanacağız. Nide'nin patatesini de biliyorum. Buranın patatesini de çok iyi biliyorum. Çalışkan insanlarını da çok iyi biliyorum. Allah aşkına patates için Mısır'a gidiyorlar. Ya senin ne işin var Mısır'da? Türkiye'de arazi mi yok? Var. Arsa mı yok? Var. Efendim güneş mi yok? Var. Su mu yok? Var. İnsan mı yok? Onlar da var. Çalışan insanlar. Hepsi üretiyorlar. Ama sen çiftçiyi toprağa küstürürsen ekmez. Zarar ediyor. Nasıl etsin? Nasıl üretsin o zaman? Çözeceğim. Çözeceğim. Hiçbir çiftçi, hiçbir üretici asla ve asla zarar etmeyecek. Havza bazlı planlama getireceğiz. Herkes ne ekeceğini bir yıl önceden bilecek. Formülü şu. Bütün üretici kardeşlerimin bu formülü ezberlemesini isterim. Maliyet. Maliyeti belli. Dönüm maliyeti. Artı makul kar eşittir taban fiyat olacak. Hiç kimse zarar etmeyecek. Onun üstünde bir bedelle satıyorsa satsın. Ama ne zaman ki makul karın altına düşerse tamamını devlet olarak biz satın alacağız. Çiftçiyi zarar ettirmeyeceğiz. Çiftçiyi toprağa küstürmeyeceğiz. Ayrıca köylerimiz boşalıyor. Ama onlardan tık yok. Ama bu kardeşiniz söz verdi. Köylerde çalışan bütün kadınların, bağda, bahçede, tarlada neredeyse çalışanların ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Primini biz ödeyeceğiz. Böylece tarlada, bağda, bahçede, tütünde çalışan, patateste çalışan, üreten, alın teri döken her genç ve her kadın zamanı gelince emekli olacak. Kimseye muhtaç olmayacak. Hiç kimseye. Ayrıca bir şey daha yapacağız. Köy okulları kapatıldı. Bütün köy okullarını yeniden açacağız ve Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. 100 bin öğretmen ataması. Çocuğu okula gönderecek köyde öğretmen yok. Taşımalı eğitim var, dünyanın masrafı var, bir sürü sıkıntı var. Kardeşim, köy orada duruyor.
Okul da yerinde duruyor. Öğretmen tayin edeceksin. Anne baba güzellik içinde çocuğunu okula gönderecek. Bir şey daha yapacağım. Göreceksiniz. Bu kardeşiniz fakirin, fukaranın, garibanın yanındadır. Bu kardeşimiz alın teri dökenin yanındadır. Bir anne düşünün. Çocuğunu okula gönderecek. İstanbul'da, Ankara'da, Hakkari'de, Diyarbakır'da, İzmir'de, Manisa'da, nerede olursan. Geliri yetersiz olduğu için çocuğun beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünür. Annenin en büyük dramı budur. Eğer üniversiteyi bitiren veya askerden dönen oğlu veya üniversiteyi bitiren kızı işsizse o evde huzur yoktur. Bekler ki oğlum, evladım, kızım bir iş bulsun, çalışsın. Eli ekmek tutsun der. En büyük arzu budur. Bunları yapmıyorlar. Bunların üzerinde bile durmuyorlar. Çünkü onlar beşli çeteleri besliyorlar. Üç yerden, beş yerden maaş alıyorlar. Şunu yapacağız. Bütün çocuklar okula gidecek. Beslenme çantası dediğimiz bir şey olmayacak. Çocuk okulda arkadaşlarıyla beraber suyunu içecek, sütünü içecek, yemeğini yiyecek, eğlenecek, karnı tok eve gelecek. Bütün çocuklar aynı yemeği yiyecekler. Bütün çocuklar güzel beslenecekler. Kendi evlatlarına önem vermeyen bir siyasi anlayışı asla kabul etmiyorum. Benim de çocuklarım var. Benim de evlatlarım var. Onlar nasıl yetiştiyse her anne baba için evlatlar çok değerlidir. Çok değerlidir. Özellikle anneler için evlatlar çok değerlidir. İster ki karnı doysun, iyi bir hayat olsun, güzel bir evlilik yapsın, güzel torunları olsun, onları sevsin, evde huzur olsun. Her annenin istediği, her babanın istediği güzellik budur. Bu güzellikleri bütün evlere getireceğiz, bütün evlere. İnanın, bütün evlere. KHK'ları biliyorum, çözeceğim, çözeceğim. Onun sözünü verdim. Hiç endişe etmeyin, çözeceğim. Bakınız, adalet için 450 kilometre yol yürüdüm. Adalet için. Ve bu ülkede adalet lazım. Adalet olmayınca olmuyor. İranlı Bilge Sadi der ki, dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Ne diyor Sadi? Dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez. Ya adalete susadık ya. Adalete susadık. Kucaklaşmaya susadık. Kucaklaşalım. Kavga ettiriyorlar. Ya niye kavga ediyoruz? Niye kavga ediyoruz? Efendim siyasi görüşler farklı olabilir arkadaşlar. En çok evde eşimizle otururuz konuşuruz. Çocuklarımız büyüdüyse onlar da gelirler istişare yaparız. Bir yer satın alacaksak, bir araba alacaksak bir şey yaparız. Otururuz konuşuruz. Şimdi devleti bir kişiye teslim etmişiz. Ne derse o olacak. Ya yanlış yaparsa? E yanlış yaptı. Memleket bu halde. Nasıl oldu da memleket bu hale geldi? Çözeceğiz, çözeceğiz. Diyor ki ampul sönecek, acılar dinecek. Hiç endişe etmeyin. Ampulü söndürecek olan sizsiniz. Sizsiniz, mücadeleye yapacak olan sizsiniz. Hiç endişe etmeyin. Niğde'nin turizm potansiyelini hayata geçiriyoruz diye 10 bin kişilik istihdam, şöyle söyleyeyim, öğretmen atamaları yapacağız. Bakın bizim bu güvenliğimizi sağlayan polis kardeşlerimiz var. Onların da büyük sıkıntıları var. Polis intiharlarının hangi boyutlara ulaştığını da ben çok iyi biliyorum. Onlar günde 12 saat, 13 saat, 14 saat çalıştırılıyorlar. 24 saat çalışanı var. Ya peki bunlar insan kardeşim, bunlar robot değil. Bunları alıyorsun bir yerde nöbet tut. Ya bu ne yiyecek, ne içecek onu bile sormuyorlar. Ama onlar günün 24 saatinde bizi koruyorlar. O nedenle 100 bin güvenlik görevlisi de alacağız. Ve onlar normal mesailerini yapacaklar, normal görevlerini yapacaklar. Onları yük altından çıkaracağız. Bu kadar yük olmaz. Ayrıca aile destekleri sigortası getireceğiz. Söz verdim. Bu topraklarda, bu cennet gibi vatanda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir fakir ailenin elektriği,
doğalgazı ve suyu asla kesilmeyecek, asla. Parası yok, elektrik parasını ödeyemedi diye bir aileyi ziyarete gittim. Doğalgaz kışın ortasında kesilmiş, iki çocuk perişan vaziyette aileyi ziyarete gittim. Elektriği, suyu kesilen aileler var, su kullanamıyorlar. Aile destekleri sigortasıyla her ailenin asgari, en az asgari ücret kadar bir geliri olacak. Bu parayı kadının banka hesabına yatıracağız. Kadın gidecek, bankadan her ay düzenli, o yoksul kadın, yoksulhane, her ay düzenli o parasını çekecek. Onun fakirliğini sosyal devletten başka kimse bilmeyecek. Bizim inancımız ne diyor? Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek diyor. Bunu yapacağız. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bütün bunların hepsini ahlaklı bir şekilde, yeni bir devlet anlayışıyla, adaletli bir devlet anlayışıyla yeniden sağlayacağız. Hiç endişe etmeyin. Az önce Mansur Başkan size pek çok konudan söz etti. Terör örgütlerinden, şundan bundan söz etti. Açık ve ne söyleyeyim? Kim terör örgütlerinin yanında durursa, kim onlarla beraber olursa, kim onların ayağına hakimi savcıyı gönderirse Allah belasını versin. Ya arkadaşlar, terör örgütünün saldırısına uğrayan benim. Bir asker, Allah rahmet eylesin, şehit oldu. Ya arkadaşlar, bu beyler çocuklarına paralı askerlik yaptırırken ben fakir fukara çocuğunu nasıl askere gönderiyorsa düzenli askere gönderen, evladını askere gönderen birisiyim. Nasıl olur da siz bu kadar iftirayı, ya insan biraz Allah'tan korkar ya. Vallahi Allah'tan korkar ya. Yalan niye söylüyorsunuz kardeşim ya? Allah'tan korkar insan ya. Efendim söyledi. Mansur Başkan söyledi. Şimdi bakınız. Bir devleti yöneten egemen güçlerin tehdidi karşısında alnı dik olmalı. Niçin diyorsunuz? Niçin diyorsunuz? Bakın şimdi değerli arkadaşlarım. Trump dedi ki, bak beni kızdırma. Senin mal varlığını araştırırım ve dünyayı açıklarım. Bir tek cümle dahi kurulmadı. Bir tek cümle dahi. Ama Bay Kemal olsaydı ne derdi? Araştırmazsanız namertsiniz derdi. Araştırmazsanız namertsiniz. Öyle gideceksin. Manhattan'da 35 katlı gökdelen dikeceksin. Efendim Muhammed Ali Kley'in çiftliğini alacaksın. Londra'da villaları alacaksın. Bay Kemal bunları yiyecek. Yemem efendim, yemem. Onların tamamını getireceğim Türkiye'ye. Tamamını. Eğer egemen gücün tehdidi altındaysanız ve ses çıkarmıyorsanız bu işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir beka sorunudur. Açık ve ne söylüyorum? Bir beka sorunudur. Aynı şekilde ya kardeşim, tank palet fabrikası 20 milyar dolar, Avrupa'nın en geniş, en büyük fabrikalarından birisi. Katar ordusuna sattılar ya. Ya arkadaş, sen tank palet fabrikasını Katar ordusuna nasıl satarsın? Dedim, söz verdim. Niderlere de söz veriyorum. O fabrikayı Katarlardan alacağım, şerefli ordumuza vereceğim. Milliyetçilikmiş. Ya bunlarınki mevsimlik milliyetçilik. Seçimden seçime milliyetçilik. Ondan sonra ne gerekirse malı yurt dışına götür. Ne gerekiyorsa dünyalığı yurt dışına götür. Türk lirasını, ya bizim paramız, bizim şerefimiz ve onurumuzdur. Ya yerlerde sürünüyor Türk lirası. Yerlerde sürünüyor. Daha ne diyordum? Bu can bu bedende kaldıkça papazı aslan beden alamazsın. Ne dedi? Tıpış tıpış götürdü, papazı teslim etti. Olur mu bu? Bakın şimdi ben AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Elinizi vicdanınıza koyun. Kavgadan yana mısınız, huzurdan yana mısınız? Alın terinden yana mısınız, beşli çetelerden yana mısınız? 3-5 maaş alan sırtı kalınlardan yana mısınız? İşsizlerden, üniversiteyi bitirmiş pırıl pırıl evlatlarımızdan yana mısınız? Kadına şiddet uyguluyorlar.
Şiddetin hangi boyutlara ulaştığını biliyoruz. Her gün bir kadın cinayeti var. Onlardan yana mısınız? Kadına yönelik şiddet konusunda en ağır yaptırımların uygulanmasından yana mısınız? Milleti açlığa mahkum ettiniz. Yoksulluğa mahkum ettiniz. Ekmek alamıyor insanlar evlerine. Onlardan yana mısınız? Yoksa huzurdan, yoksa gelirden, yoksa büyümeden, yoksa kalkınmadan yana mısınız? Rahmetli Ecevit ne diyordu? Allah rahmet eylesin. Ne ezen, ne ezilen, insanca, hakça bir düzen diyordu. Evet, aynı şeyi söylüyoruz. Ne ezen, ne de ezilen, insanca, hakça bir düzen istiyoruz. İnsanca, hakça bir düzen. Biz bunu yapacağız, göreceksiniz. En büyük arzum bu. Türkiye'yi büyütmek, Türkiye'yi geliştirmek. Mal varlığımı araştıracaklar mı? Araştırmazsanız namersiniz. Rahmetli babam derdi ki, evladım sen doğrudur, eğri belasını bulur. Bulacak, bulacak. Biz doğru duracağız. Kul hakkı yemeyeceğiz ve kul hakkı yedirmeyeceğiz. Herkesin kimliğine, herkesin inancına, herkesin yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Dolayısıyla eksikliklerimiz olabilir. Bakın şunu da söyleyeyim. Efendim bizim hiçbir hatamız yok. Yok efendim. Hepimiz insanız. Eksiğimiz olabilir, hatamız olabilir. Ama hoşgörülü olmak zorundasınız. Birisi size hatayı, ya şurada hata yaptın dediği zaman dinlemek zorundasınız. Hatayı tekrar, hata yapılabilir ama hatayı tekrar olmaz. O zaman o inatlaşmaya girer. İnsanoğlu inatlaşmaz. Aklımızı kullanacağız. Akıl en değerli şeydir. Benzin istasyonu sahipleri var. Aramızda onlar da var. Onu da söyleyeyim. Benzin istasyonlarını kapattılar. Dünyanın cezasını yazdılar. Aslında bunların bir kabahati yok bu arkadaşların. Orada çalışan binlerce kişi vardı. Söz verdim. Onunla ilgili dosyayı hazırladık. O sorunu da çözeceğiz. Göreceksiniz. Göreceksiniz. İlk oyun sana diyor söz. Söz ilk oyunuzu verin. Söz Türkiye'yi huzura kavuşturacağız. Söz. Bay Kemal sözüz. Mutlaka Türkiye'yi huzura kavuşturacağız. Evet. 20 yıldır kaldırmadığı mülakatı Borun Pazarı geçtikten sonra uygulamaya koyacak diyor CHP gençlik. Arkadaşlar ben KPSS sınavında 3., 5., 7., 6. olan gençlerle buluştum ve onlarla özel bir basın toplantısı yaptım. Ya KPSS sınavında matematikte Türkiye ikincisi olanı sözlü sınavda elediler ya. Sözlü sınavda ya. Bu adaletsizlik değil mi ya? Birisinin hakkını yemek değil midir? Bunları kaldıracağım. Ben mülakatı kaldıracağım deyince onlar da Niğde Gençliğe teşekkür ederim. Hiç endişe etmeyin. Gençler sizinle beraberiz. Hiç endişe etmeyin. Söyledim. Sizin hayalleriniz bu kardeşinin hedefi olacak. Bir şey daha söyleyeyim. İki grup benimle hep uğraşır. İki grup. Bunlardan birisi beşli çeteler. Beşli çetelerin paralarını getireceğim ya. Memleketi soydular ya. Soğana çevirdiler mi ya? Efendim acaba Bay Kemal'i nasıl cumhurbaşkanı adayı yapmayız? Bununla ilgili uğraştılar. Didindiler. Dosyalarımı araştırdılar. 27,5 yıllık devlet görevimi araştırdılar. Allah'a çok şükür hiçbir şey bulamadılar. Şimdi nasıl ayağını kaldırır? Ne sizin gücünüz yeter, ne de başkalarının gücü yeter. Allah nasip ederse milletin oylarıyla olacağız. İkincisi, uyuşturucu baronları. Uyuşturucu baronları da uğraşıyorlar. Uyuşturucu baronlarını kökünü kazıyacağım, kökünü. Gencecik evlatlarımızı hiç kimsenin zehirlemesine izin vermeyeceğim. Kökünü kazıyacağım. Bir şey daha, son olarak onu da söyleyeyim. Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde kendi ülkelerine uğurlayacağız. Diyemiyorlar değil mi?
Bir şey söyleyemiyorlar. Şimdi ben AK Partili kardeşime sesleniyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye göndereceğiz diyen benim. Evet, onları göndereceğiz. Evet, onlar kendi ülkelerine gidecekler. Benim evladım, benim çocuğum işsiz. Onlar asgari ücretin yarısıyla iş buluyorlar ve çalışıyorlar. Milyonlarca evladımız işsiz. Benim görevim önce bu ülkenin insanlığın karnını doyurmak. Onu iş güç sahibi yapmak. Tamam, Suriye'ye gittiği zaman onların güvenliğini sağlayacağız. Onun sözünü verdim. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, onlarla konuşacağız. Onların yolunu, köprüsünü, okulunu, kreşini Avrupa Birliği fonlarıyla bizim ülkemize, bizim müteahhitlerimiz yapacak. Onun için 2 yıl diyorum. 2 yıl içinde göndereceğiz ve bu ülkeye huzuru getireceğiz, huzuru. Huzuru getireceğiz. Bu ülkeye bereketi getireceğiz. Son olarak... Gençlere bir şey daha ilave edeyim. Emekliler, emekli kardeşlerim. Ta 2015 yılından bu yana her seferinde söyledim. Yahu Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer asgari ücret kadar ikramiye verin. Maaşları çok düşük. Özellikle dul yetimlerin aylığı çok ama çok daha düşük. Dolayısıyla bunlar bayramda torunu gelir, oğlu gelir, gelini gelir. Ya bir cebinden çıkarıp bir harçlık versin onlara diye. Önce parayı nereden bulacaksın? Bir sürü laf ettiler. Sonra baktılar ki bu Bay Kemal susmuyor. Tuttular biner lira verdiler. Arkasından uzun süre enflasyon yaşandı. 1000 lira hiç artmadı. Şimdi seçime gidiyoruz. Bir miktar artırdılar. Söz verdim. Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda gideceksiniz. Aylığınızı çekmeye başladığınızda orada 15 bin lira ikramiyeyi göreceksiniz. 15 bin lira ikramiyeyi. Gene koro halinde bağırdılar. Vay efendim, parayı nereden bulacaksın? Ya sen beşli çeteye dolarları, avroları, milyar dolarları buluyorsun da ben vatandaşa mı bulamayacağım? Oradan alacağım, buraya vereceğim. Çünkü bir paranın nerelere harcanması gerektiğine siyasi otorite karar verir. Siyasi otorite, yürürlükteki siyasi otorite, ben beşli çeteye vereceğim diyor. Yandaşıma vereceğim diyor. Bay Kemal de diyor ki ben yandaş için değil, vatandaş için çalışıyorum. Vatandaşıma vereceğim. Parayı oraya vermeyeceğim, size vereceğim. Ya millet perişan vaziyette. Gerçekten millet perişan vaziyette. Düzelmesi lazım bunu. Düzelteceğiz. Ve ayın 14'ünde hep beraber sandığa gideceğiz, değil mi? Nasıl kazanacağız? Birleşe birleşe. Nasıl kazanacağız? Şunu bir yüksek sesle bir söyleyin bakayım. Birleşe birleşe kazanacağız. Kabusu bitireceğiz. Kabusu bitireceğiz. Ve yeni bir Türkiye'yi, güzel bir Türkiye'yi, barış içinde yaşayan bir Türkiye'yi, kucaklaşan bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim. Ekrem Başkan'ın güzel bir sloganı vardı. Ne diyordu? Her şey, her şey, her şey, her şey, her şey. Bu taraftan tık yok, buraya da soracağım. Buraya da soracağım. Her şey, her şey. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. Bu ülkeye baharları getireceğim, baharları. Kucaklaşmayı getireceğim, kucaklaşmayı. Bereketi getireceğim, bereketi. Sevgiyi, saygıyı getireceğim, göreceksiniz. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Mansur Yavaş'ı buraya davet ediyorum. Millet buluşmamızın koordinatörü eski Devlet Bakanımız Erdoğan Toprak. Haydi, haydi.
Adana milletvekilimiz Orhan Sümer. Niğde 23. dönem milletvekilimiz Doğan Şafak. Şimdi Millet İttifakı İl Başkanlarımızı buraya davet etmek istiyorum. Erhan Adem, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız. İYİ Parti İl Başkanımız İbrahim Uzun. Deva Partisi İl Başkanımız Mevlüt Gümüş. Saadet Partisi İl Başkanımız Nihat Altıparmak. Demokrat Parti İl Başkanımız Serdar Aydın. Gelecek Partisi İl Başkanımız Sadık Şimşek. Sevgili Niğdeliler, 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla Ankara'ya göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı anons ediyorum. Ömer Fethi Gürer. Sevgi Özbek. Genç bir milletvekili adayımız Ozan Sakarya. İYİ Parti milletvekili adaylarımız Mümin İnan, Olgun Eydemiş, Fetah Gültekin. Belediye başkanlarımız Kemerhisar Belediye Başkanı Ramazan Oya.